Gel bakalım Gamze. Başkomiserim, kurbanın üzerindeki spermlerden DNA elde ettik. Ama elimizdekilerle tutmadı. Tamam, sitedeki bütün erkeklerden hemen swap alalım. Katil muhtemelen ya siteden ya da mahalleden biri olabilir. Yalnız bir şey daha var. Çantasında kanser ilaçlarının yan etkisiyle alakalı bir yazı buldum. İşte bu ilginç. Akrabalarından biri mi hasta acaba? Artık böyle mi günaydın diyorsun? Bütün gece gözümü kırpmadığımdan günün ardından haberim bile yok. Tamam, şaka yaptın. Ne bunlar? Ya her olasılığı göz önünde bulunduralım dedik. Yani senin anlayacağın kitabına uygun bir şekilde ne varsa topladık getirdik. Senin gerçekten bayağı bir uykun var. Git yat bari. Aha, tabii. Başkomiserim de öyle diyordu. Çok güzel bir imza. Bunu ömür boyu saklayacağım, hem de en güvenilir bir yerde. Emniyetin arşivinde mi? Tabii ki orada saklayacağım. Hiçbir şey gelmez başına orada. Tabii oraya su basmazsa. Ya da yangın çıkmazsa. Ya da... Of tamam hadi git yat. Uykun var senin. Zaten yazın dağ gibi iş yönüme. Senin komiserin gelir şimdi ne yaptın sonuçları diye. Kolay gelsin. Sağ ol. Doğal afetlerin basılı ve görsel malzemenin bulunduğu arşivlere verdiği zararın yanı sıra emanetlerdeki delilleri de yok etmesi mümkündür. Bunlardan en geniş kapsamlısı 2000'e yakın kişinin ölümüne yol açan 2005'teki Katrina kasırgası sırasında New Orleans'ta yaşandı. 2009'da geniş çaplı bir operasyonla sudan zarar görmeyenlerin envanteri çıkartıldı ve nitelikleri kodlanarak dijital ortama aktarıldı. Bu arada güzel bir sürprizle karşılaşıldı. Joseph Alpin 1978'de cinsel saldırı suçlamasıyla mahkum edilmiş, yıllar sonra DNA analizine hak kazandığında elde delil kalmadığından analizin yapılamayacağı bildirilmişti. Katrina sonrası envanter çalışmaları sırasında olay yerinden toplanan semen lekeli bir çarşaf bulundu. Böylelikle Alpin masumiyetini kanıtlayabilecek olanağa kavuştu. Bunun üzerine birçok eyalet delillerin daha iyi korunabilmesi ve mahkumiyet kesinleştikten sonra dahi imha edilmemesi yönünde yasalar çıkarttı. Bak şimdi daha da gıcık oldum ben ya. Sinirlerine hakim olamıyorsun değil mi? Normal değil mi? Evet. Tipik bir insan davranışı. Bak hocam dedik. Saygıda da kusur etmedik. Ama çok da yüklenmeye başladınız yani. Duygusalız da. Ya şimdi katil bitti. Beni mi analiz etmeye başladınız? Ne zeki. Ya siz şimdi boş verin beni de. Söyleyin bu adam tekrar cinayet işleyecek mi? Büyük ihtimalle. Ama ne zaman? Kimse bilemez. Aylarca hatta yıllarca ara verenler oluyor. Sitedekilerin DNA'ları ne oldu senin? İşte biraz uzun sürecek gibi yani. Hala tarıyoruz. Bunun etrafta bakkal, çakkal ne varsa hepsinden alıyoruz. Çok zaman alacak. En iyisi listeyi Yüksel Bey'in verdiği bilgiler doğrultusunda daraltalım. Daha net şeyler söyleyeyim o zaman. Muhtemelen 25 ila 35 yaşları arasında. Kurbanla aynı yaşlarda. Sıradan bir dış görünüş. Çevresinde dikkat çekmeyen bir tip. Ortalama bir zeka. Lise ya da üniversite terk olabilir. Cinayetin sabah işlendiğini düşünürsek alkol ya da uyuşturucu kullandığını sanmıyorum. Başkomiserim. Çatıdan gelen delillerin arasında küçük metal bir plaka bulduk. Üzerinde Tansel Akay adında sabıkalı birinin parmak izini tespit ettik. Bilgileri var mı burada? Emir çıkartıyor. Ama 8 sene önce tecavüz suçundan içeri girmiş. Başkomiserim. Evet. Tansel Akay'ın bilgilerini araştırdım biraz. 28 yaşındaymış. Liseden terk. Bu profile uyuyor. Üstelik Akasya'nın yaşadığı sitede tesisat görevlisi. Bu olmadı. Niye? Dedim ya, katil kurbanı tesadüfen seçmiş olmalı. Eğer oysa bu kuralımızı çiğniyor. Ama diğer her şeyi tutuyor. Bir de akıl hastalığı bulunuyor. O da doğru. Evet, sitedeki tesisat görevlisinin çatıya çıkması için bir sürü neden var. Bir araştırmak lazım. Başkomiserim, bir şey için izninizi isteyeceğim. Anlat bakalım. Aklıma bir şey geldi. Tansel'in 8 sene önceki tecavüz vakası. O zamanlar DNA analizi yoktu. Ancak büyük ihtimalle tecavüze uğrayan kadından alınan vajinal yaymayı hastane saklamıştır. Eğer saklamışlarsa... Tamam, anladım Gamze. Hemen bir emir çıkaralım.
Eğer saklamışlarsa hastanedeki örneği alır, elimizdeki DNA'larla karşılaştırırsın. Selim sen de şu adamı al gel. Kriminal profillemenin efsane isimlerinden psikiyatr Arnold Brussel, 1940 ve 50'lerde 16 yıl boyunca New York'un tiyatro, istasyon, kütüphane ve ofislerinde bombalar patlatan ama bir türlü bulunamayan kişiyi tarif etmişti. İri yarı birini arayın. Orta yaşlı, Slav göçmeni, elektrik teknisyeni, Katolik, bekar, Connecticut'ta kardeşiyle birlikte oturuyor. Annesini seviyor, babasından nefret ediyor. Onu bulduğunuzda üzerinde büyük bir olasılıkla düğmelerinin tamamı ilikli kruvaze ceket olacak demişti. Söylediklerini dikkate alan polis, deli bombacı George Medeski'yi eliyle koymuş gibi bulunca profilleme suçla mücadelenin sihirli bir silahı haline geldi. Üstelik polis bir gece yarısı Medeski'nin kapısını çaldığında adamın üzerinde pijamaları vardı. Karakola gitmek için giyindiğinde kruvaze ceketinin tüm düğmelerini iliklemişti.